Böyle kuaförünüzün eski müşterilerine servis hizmeti yok mu falan diyenler oldu. Meğerse kuaförlerin böyle hizmetleri varmış ama ben Bülent Ersoy değilim falan. Neyse. Abi ben tabii ki vakit bulup Levent'e gidemedim, tamam mı? Yani vakit bulamıyorum. Hakikaten her günüm öyle bir zaman yönetimim var ki ona uymak zorundayım. İşler yetişmiyor. Vaktim yok. En son bugün dedim ki ya kaç haftadır düşünüyorum. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam? En son dedim ki ya Ceren bir de şey Covid sonrasında saç dökülmem oldu. Saçlarım inceldi, kalitesi bozuldu falan. Kolajen sipariş ettim bu arada. Bir arkadaşım kolajenin çok iyi geldiğini söyledi. Kendisi de aynı dertten muzdaripti. Kolajen kullan dedi, benim saçlarım geri geldi dedi falan. Neyse. Kolajen kullanmaya başlamadan önce de saçlarımı kestirmek istiyorum ki şey olsun. Hani ünlü saçlar gitsin artık yani kafamdan. Uçlarından dört parmak falan alınması gerekiyor. Ay bekle bekle, sabret sabret sabret. En son bugün alelade bir kuaföre gittim. Yani baktım bir saat vaktim var, bir saat boşluğum var. Artık dedim şu saçlardan kurtul yani. Ali T. Ay grubuna hoş geldiniz. Gittim alelade bir kuaföre gittim. Dedim ki dümdüz kes. Olay bu dedim. Dümdüz kesiyorsun dedim, tamam mı? Neyse kestim, eve geldim. Yemek yedim, oturdum. Benim kuaförden mesaj. Pazar günü sizin oraya geliyorum. Saçını kestirmek istersen kuaföre gel. Hadi buyurun. Yani haftalarca bekledim be kardeşim. Haftalarca bekledim be kardeşim. En son pes dedim, gideyim dedim. Şu saçı dedim, kestireyim dedim. Herif döndüm geldim. Eve sen mesaj yaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve adama cevap yazamıyorum. Çünkü yani resmen onu aldattım. Kuaförümü aldattım. Adama verecek cevabım da yok. Ne diyeceğim şimdi ben adama? Hem de alelade bir başka kuaför için aldattım. Hani ondan daha iyisi için değil. Ona rakip olabilecek birisi için değil. Ondan daha kötüsüyle aldattım hem de adamı. Ne diyeceğim? Şu saçımı şu halini görse var ya, senin der ağzına yüzüne. Ya kötü mü, yok işte düz saç. Ama ne yapacağım şimdi? Zaten bak bir insan aldattığı zaman aldattığı kişi var ya yani asıl sevgilisini aldattığı kişi hep asıl sevgilisinden 2-3 gömlek aşağıda olur. Dikkat edin. Yukarıda olmaz. Hep. Ya hep 2-3 gömlek aşağıdadır onu aldattığı kişi. Hep aynen benimki de öyle oldu. Gittim kuaförümü, kendisinin tırnağı bile olamayacak bir başka kuaförle aldattım. Ama sen de Levent'e taşınmasaydın kardeşim, lojistik problemlerimiz var yani. Nasıl gittin yani, uzak mesafe ilişkisinde ben yokum. Uzak mesafe ilişkisinde ben yokum. Düz kestirmişsin, inanır senin kesimi. Ben kestim desem inanabilir yani. Evet doğru. Kuaförle ne demek, neden bu kadar bağlıyız? Saçlarımıza bağlıyız çünkü. Ozan der, Ay grubuna hoş geldiniz. Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten diyor makine. Allah Allah. Berberlerin ve kuaförlerin tribi var diyor. Yapacak tabii trip. Berber, kuaför her tribi yapmakta haklıdır ya. Haklılar. Senin kuaförünle aranda başka tür bir bağ oluşması lazım. O bağı tutturamıyorsan o kuaföre gitme. Valla. Geçici bir heves olduğunu söyle. Ben bugün gittim kuaföre, dedim ki alelade kuaföre gittim mi, dedim ki sadece dedim dümdüz kesim istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Fön falan da istemiyorum. Bu ne demek? Bebeğim, gönlüm sende değil demek. Tamam mı? Sen benim için geçici bir hevessin. Ona göre bu ilişkiye başlayacaksan başla. Sadece bir kere görüşeceğiz ve bir daha asla birbirimizi görmeyeceğiz. Bütün bunlar bu anlama geliyor. Anladın mı? Kuaför de biliyordu ilk ve son kere gittiğimi. Ben de biliyordum. Dürüst, açık bir ilişkiydi. Okey? Ama düzenli olarak gittiğin kuaföre bunu yapamazsın bebeğim. Ayıp. Tek kesimlik ilişki. Aynen. Tek kesimlik ve biliyor musunuz ben hiç sevmem. Ben bir kuaföre tek kesim için falan gidecek insan değilim. Ama benim asıl kuaförüm Levent'e taşın.